Evet, başlamadan önce. Dur Hanım, siz başlamadan ben bir şey söyleyebilir miyim? Yanlış anladım. Tabii Sadi Bey, buyurun, açık olun lütfen. O zaman açık konuşacağım zaten. Benim bu koçluk meselesiyle bir durumum var. Benim bir takıntım var. Sizin mesleğiniz, yanlış anlamayın, yaşam koçu, ölüm koçu. Evlilik koçu, spor koçu, manikür koçu, zart koçu, zırt koçu. Ya, tahsil yok, titir var, ünvan var. Ne güzel memleket. Biz ailecek Bay Nurteyze'yi çok severiz diye geldik. Kusura bakmayın, dost acı söyler. Evliliğimizi kurtarmaya geleceğiz diye evden olacağız senin yüzünden. Sus artık. Sadi Bey. Gördün mü, kovulduk. Sizi tebrik ederim. Yapmış olduğunuz tespitler o kadar doğru ki. Aslına bakarsanız bu koçluk meselesi bizim de çok şikayetçi olduğumuz bir konu. Bizim de derken Nur Hanım? Bizim, yani psikologların. Siz psikoloji tahsili aldınız. Ben teyzem size bahsetmiştir diye kendimi size tanıtmadım. Benim hatam. Estağfurullah. Psikoloji eğitimi aldınız. Evet, üstüne de yüksek lisans. O da var. Ardından da İngiltere'de evlilik ve ilişki danışmanlığı üzerine 2 sene eğitim, 2000 saatte klinik çalışma. Oy. Kaç saat dediniz? 2000 saat. Oy. Görüyor musun bak, kocacığım maşallah, maşallah, tebrik ederiz. Koç dedi, tasum çıktı. Sen nerede okumuştun ya öğretmenliği ben çok... Anlatayım istersen nerede okumuştun. Biliyorum ya, hiç gerek yok ya. Öyle sohbet olsun diye ben. Şimdi teyzemin kiracısı olduğunuz için kendinizi mecbur hissetmenizi asla istemem. Ama evliliğiniz hakkındaki sorunlarla ilgili benimle görüşmek isterseniz size seve seve yardımcı olurum. Vallahi Duru Hanım, 2000 saat. Hani ben madem geldik buraya. Sen biz konuşmadan kocacığım. Siz evli değilim dediniz değil mi? Evet. Ben polisim. Bizim trafik şubede bir özel müdür var. Çok iyi bir adamdır. Bir tatlı dillidir, güler yüzlü. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sarayım dedim ya, gelmişken. Evliliğimizi danışmaya geldik. Danışmanı evlendirmeye değil, sen ne yapıyorsun? Bir denedim şansımı, adam bekar kaç senedir. Sen ne yapıyorsun? Sana ne, sus. Sorasım geldi. Allah. O zaman şöyle yapalım. Sadi Bey'den başlayalım. Sadi Bey. Eşinizin en sevmediğiniz özelliği, ya da şöyle söyleyeyim, değiştirebiliyor olsaydınız hangi özelliğini değiştirmek isterdiniz? Son sözcü. Mesela fark etmez sabah, evet, son sözcü. Sabah akşam istisnasız her sohbetin sonunda son lafı o söyler. Son sözcü. Söylemem aslında. Şekil ağa. Sen niye bu konulara girdin şimdi? Kendin son sözü söylemek istediğin için bana şey yapıyor olabilir misin acaba? Allah'ım sana geliyorum. Allah'ım sen buradan kaldım, sana geliyorum Allah'ım. Peki, Sadi Bey'in cevabını aldım. Şimdi de size soralım. Elinizde sihirli bir değnek olsaydı, eşinizin hangi huyunu değiştirmek isterdiniz? Aynalara su sıçratma huyunu tamamen alırdım ondan. Nefret ediyorum, biliyor musunuz? Sürekli aynalarda su buluyorum eve gelince. Ayna? Lavabonun üstünde, çeşmenin üstünde yüzümüzü yıkıyoruz, saçırıyor. Su bu, su, bereket. Ya leke yapıyor, leke. Ben siliyorum sonra. Silme. Ben sana bugüne kadar dedim mi? Niye silmedin dedim mi? Yüzü... bana sesini yükseltme be. Sen niye... İşte ben... bak, bir de bu var. Lafı geldi. Bak, işte Allah büyük. Son lafı söyleyemeyince asabileşiyor. Asabileşen ben değilim. Beni asabileştiren sensin. Sıkıntı orada. Tamam. Bu kadarlık yeter bence. Şimdi başka bir şey yapalım. Önünüzdeki bloknotları alırsanız eğer sizden not bir defteri. Şey, not defteri. Eşinizin en sevdiğiniz 3 özelliğini düşünüp onları yazmanızı isteyeceğim. Aceleye hiç gerek yok. İstediğim sorudan başlayabilir miyim? Dedim işte, aynaları söylemeseydim kötü espri yapıyor. Onu söyleseydim keşke. O zaman hadi biraz düşünüp yazalım. Eşimizin en sevdiğimiz 3 özelliği. Evet, hazır mıyız? Hazırız. Evet, hazırız. Buyurun Songül Hanım. O başlasın. Benim dediklerimi beğenmezse kendi cevabını değiştirebilir. Böyle bir risk var. Ne alakası var hayatım benim? Tamam, böyle yapalım. Songül Hanım, siz bir madde söyleyin. Sonra siz diğerini söylersiniz. Madde madde ilerleriz. Süper fikir. Bir o bir ben, tamam. Yani Sadi'nin en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Sadi,
hiçbir zaman öyle alıştığımız erkekler gibi kadının üstüne evde bir sorumluluk yüklemez. Ütüsü varsa kendi yapar. Acıktıysa pişirir bir şeyler yapar. Menengiç yapar. Yani evdeki işlerini kendi görebiliyor. Kadının üstüne bunu bir sorumluluk olarak vermiyor. Zaten bunu da benim başıma kalkmıyor. Ben bu huyunu seviyorum mesela. Değil mi? Güzel bir huy bu. Niye kalkayım canım başıma? Hayat müşterek. Ben mesela Songül'de zeytinyağlıları iyi yapar. Hakkını vermem lazım işte orada. Yapıyor. Çok güzel. Evet Sadi Bey, sizde sıra. İşte zeytinyağlıları iyi yapıyor. Espri bayılıyor ya. Şaka şaka. Tamam. Bazen beni deli etse de çoğu zaman inat gibi gözükebilir ama öyle değil işte. Bildiği doğru varsa sonuna kadar gidiyor. Onu mesela seviyorum özelliğini. Allah var. Ama bu yani bu bizim ikimizin ortak özelliği bence. Sende de var bunlar. Var mı? Evet. Peki Songül Hanım. Ha ben. Sizin ikinci maddeniz? Benim ikinci maddem çok düşünceli. Şimdi yeri geliyor beni kendinden fazla düşünüyor. Yani aslında yeri gelmiyor. Hep öyle. Beni kendinden fazla düşünmesine bayılıyorum. Ama işte kendini tehlikeye atıyor. Ben orada bir şey oluyorum. Ben coğrafya öğretmeniyim. Ben tehlikeye nerede atacağım kendimi? Gel güzelim. Aa, bu sizin kediniz mi? Ay çok tatlıymış. Adı ne? Freud mu? Bizdeki tehlike ancak bu o sınıftan o sınıfa geçmek. Sadi Bey, sizin ikinci maddenizde ne var? Songül'ün, yani eşimin aynı zamanda en yakın arkadaşımın da olması. Çünkü görüyorum bir sürü insan da işte tanıyoruz, eş dost konuşuyoruz da. Yani evlenmeselermiş daha iyi olacakmış diyorsun. Çünkü arkadaş dost değiller. Dost olmayınca bu sefer evlilik bir müddet sonra bir şeye dönüşüyor. Karman çorman bir şey oluyor. En başta dost olsaydın iyi olacaktı be abi diyorsun. Ha işte böyle bir şey bende. Peki geldik son maddelere. Yani bu benim bence en sevdiğim madde ya. Yani ben onun dürüstlüğünü çok seviyorum. Biliyorum yani bana her zaman dürüst olur. Bana asla yalan söylemez. Bayılıyorum onun dürüstlüğüne. Sadi Bey. Sizin son maddeniz? Ha maddem var evet. Ya aslında en sevdiğim özelliği belki de. Belki de değil öyle. O gülüşü. Burada konuştuklarımız Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmeyecek değil mi Duran? Sizin yemininiz var. Hep burada kalıyor. Rahat olun. Evet, doğru. Birçok kez okulda son derste mesela 10 dakika önce çıktım. Bir an önce eve gidip karımın gülüşünü göreyim diye. Evet. Gülene değil, güleceğine bakacaksın. Yani kötü espri yapıyorum. Yok, ben gülüyorum onlara. Komikler bence. Bana yap hepsini. Tamam o zaman. Ne? Biz bir sonraki haftaya kadar her akşam yatmadan bu egzersizin aynısını birbirinizden haberdar olmadan yazacaksınız defterinize. Burada tekrar üstünden geçelim olur mu? Buradayız. Her şey olabilir değil mi? Her şey olabilir.